Merhaba arkadaşlar. Şimdi her ne kadar son halk liselerimizde istediğimiz performansı bir türlü görmüyor olsak da. Her ne kadar SPK son 2 haftadır yeni halk arz onayı getirmiyor olsa da. Her ne kadar BIST 100 endeksinin artık şu 10 bin direncini aşıp bizim eski zirvelerimize 11.250 zirvelerine geri gitmesini bekliyor olsak da. Yani bir taraftan da ya bu düşüşler sanki bize fırsat gibi geliyor. Hani beğendiğimiz şirketlerde, beğendiğimiz hisselerde siz de eğer maaşınızın belli bir kısmıyla ufak ufak biriktiriyorsanız gerek bebek hisselerde, gerek halka arzlarda yeni gelen şirketlerde, gerekse BIST 30 içinde bulunan sürekli olarak ihracat yapan, kasasında dolar bulunduran şirketlere ufak ufak yatırımlar yapıyorsanız eğer bu durumlar biraz sizi memnun edebilir. Hani memnun edebilir derken istediğiniz kadar bir yatırım yapamamışsınızdır. Hani zaten daha cüzi ufak ufak yatırım yapıyorsunuzdur. Hani kimileri vardır evini arabasını satmıştır, gelmiştir borsaya. O yükselmesini canla başla ister. Ama kimileri de vardır ki hani hep söyleriz ya her gün ben hamburger yiyeceksem o hamburgerin ucuzlamasını isterim. Eğer ben her gün, her hafta, her ay o hisseyi biriktireceksem o hissenin düşmesini, ucuz kalmasını isterim ki her aldığımda biraz daha ucuz olsun. Her aldığımda cebimdeki parayla biraz daha fazla not alayım diye düşünür. Şimdi geldiğimiz noktada dediğimiz gibi takip ettiğimiz ve portföyümüzde bulunan ve yeni gelen bebek hani ya bu şirketler güzel yerlere gider dediğimiz sürpriz şirketler uçup kaçmıyorsa bazen de bundan memnun olmak gerek diye düşünüyorum. Son halk arzlarımıza baktığımızda öyle uçup kaçan eskisi gibi pek şirket yok. Eskiden hatırlayın 10 tavan, 15 tavan, 20 tavanlar gidenler vardı. Şimdi son halk arzlar içinde hani Yiğit Akü bir nebze güzel yerlere gitti. Hani Bahadır Kimya sonradan açılır gibi oldu ama halen arz fiyatının altında toparlanan bir türlü. Kıraç Galvaniz hakkında güzel haberler gelmişti ilk başlarda halk arz olduktan sonra tekrar arz fiyatının altına sarktı. Gündoğdu Gıda az önce açılış grafiğimizdi. Arz fiyatının üstünde ama tarihi zirvesinden bir hayli aşağıya geldi şu anda. Hani Cem Zeytin dedik ya Zeytinci'den borsadan şirket mi olur dedik. O da arz fiyatının altına sarktı. Hani daha önce de çokça defa borsada şirket mi olur diye diyorduk. Hani ön yargılı yaklaşıyorduk. Halıcının geldiği yerlere bakın. Gayet güzel bence. 25'lerden halka arz oldu. Geldi o 60 liralara. Gayet güzel. Son halka arz şirketimiz Durukan Şekerleme. Ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum. Tamam eşit dağıtım. Gün doğdu gibi tamam eşit dağıtım olmasına rağmen bir türlü tekrar toparlayamadı. 3 tavan, 4, 4. tavanı görmeden ne yazık ki şu an arz fiyatının altına sarkmış durumda. Son halk arzlara 36 şirketin performansına baktığımızda Sayın Asım Çetinkaya paylaşmış şu tabloyu sağ olsun. Arkadaşlar şöyle geriye doğru baktığımızda bakın 36 şirket en son Çatalazı Termik Santral var. Şöyle baktığımızda arz fiyatı 57 liraymış. 41 liralara şu an eksi 28, %28 performans göstermiş. 36 şirket içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şirket arz fiyatının altında halen. Bir dönün bakın bir yıl önceki halka arzlarımıza şu an şu tabloyu alabiliyor muyuz? Yani şu tablonun aracı kurumlar mı sıkıntılı? Bankanın verdiği o iskontolu fiyat mı sıkıntılı? Yoksa gerçekten de ortak satışları, yoksa işte faizler yüksek, halka arz olan şirket borç ödüyor. Bu olmak zorunda mı acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Durukan Şekerleme 17 TL halka arz fiyatı vardı. Şu an 18.31'de %7 artıda. Cem Zeytin nötr desek. Özata %4 artıda. Ahesgeo %3 artıda. Şu an Gündoğdu Gıda ilk halka arz fiyatının güzel. %53 artıya geçmiş. Gündoğdu Gıda son halka arzlarımızda belki 6 aydan sonra değil mi? 6 aydan sonra güzel performans göstermiş bir şirket. Kıraç Kalven'in %8 artıda. Bahadır Kimya nötr. Decili TR %80 artıda. Pamukçu diyorduk değil mi? Pamuk sektörü diyorduk. Efor Çay %123 artıda arkadaşlar arz fiyatının.
Seymen ne yazık ki o balcı reçelci dedik %32 eksi de. Horoz %3 artıda. Yiğit %28 artıda. Altın Kılıç %42. Bakın Onur Yüksek Teknoloji %72. Altına %180 artıda şu an. O da düşmüş hali. Düşmüş hali. Altınay'ın ilk yükselişinden sonra tarihi zirvesinde yüzde kaç yaptığını hatırlıyor musunuz? Bakalım mı şöyle? Arz fiyatı şurası olsa arz fiyatından %298 yukarıda aşağıya inmeye başlamış arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Tarihi zirvesinden de şu an Altınay %31 aşağıda. Yani gidişatı güzel, sektörü güzel, popüler oldu. Şimdi geldiğimiz nokta ne yazık ki düşüş trendi sanki ufaktan devam ediyor gibi. Ama tabii yatırımcısı biriktirmeye devam edebilir. Bu düşüşler onlar için alım fırsatıdır. Odin Teknoloji %183 artıda. Altınay'ı geçmiş. Artemis %131. Alves Kablo %148 artıda. Biz de sigara paramızla biriktirmeye devam ediyoruz. Gerçi biriktirmiyoruz artık. Alıp bıraktık ama dokunmuyoruz. Köşede bıraktık. Limak Doğal Alışmento %47 artıda. Patek %117 artıda. Kuzeyboru %121 artıda. Şöyle bir baktığımda toplu hepsini almış olsaydınız şu an zaten kârda olacaktınız. Eğer sattıysanız kârda satmışsınızdır büyük bir ihtimal ama eksi de olan şirketler de var hala arz fiyatının altında. Lilac, Koton gibi ne yazık ki onlardan sonra zaten şu derin düşüşler gelmeye devam etti ne yazık ki. Umuyoruz toparlanacak. Umuyoruz o bebek şirketlerde biriktirmek isteyenler. Umuyoruz biz 30'lar içinde uzun vade beklemek isteyenler. Hani kademe alacağım ben kardeşim maaşımın belli bir kısmıyla her ay alacağım. Bir BES biriktirir gibi bir fon biriktirir gibi almaya devam edeceğim diyenler beğendiğiniz şirkette alım fırsatını görür. Ufaktan almaya devam edersiniz. 200 günlük hareketli ortalama önemli arkadaşlar. Bakın hangi şirket olursa olsun gerek endeks şirketi gerek BIST 30 içinde gerek halka arzlar içinde 200 günü doldursun. Şöyle bir bilanço, bir tane bilanço görün en azından. Gidişata bakın. Yatırımları var mı yok mu? Yatırımcısına önem veriyor mu? Kap haberleri güzel mi? İhaleler geliyor mu? Katılıyor mu ihalelere? Bunları takip edin. 200 günlük hareketli ortalamalar bütün genel olarak BIST 500 diyoruz ya, bütün genel olarak alım yerleridir. Hani bu büyük fırsattır. Geçmişine dönüp bir bakın BIST 30 hisselerinin. Çoğunlukla senede bir, 2 senede bir 200 günlük hareketli ortalamaya inerler. Ondan sonra güzel bir yükseliş sergilerler. Bu yükselişin, bu rallilerin içinde olmak istiyorsanız önce bir köşeye yedek akacaksınız. Önce bir birikim yapacaksınız ufaktan. Sonra kademeli her hafta, her ay fiyatına pek bakmaksızın alımlarınıza ufaktan devam edeceksiniz. O yedek akçelerimiz işte tam 200 günlük hareketli ortalamaya geldiğinde işe yarayacak sizde. Bu şekilde yatırımınıza devam ederseniz yıllar sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra öyle güzel noktalara gelir ki o şirketleriniz, o hisseleriniz, o portföyünüz gerek size finansal özgürlüğünüzü kazandırır. Gerek hani temettü emekliliği düşünürseniz temettü emekliliğiniz kazandırır. Gerekse çorunuz, çocuğunuz varsa onların belki yurt dışı okumasını, belki okul masrafını, belki bir iş kuracaktır. Onların bir sermayesini karşılayacaktır. Yani hiçbir şey yapmıyorum demeyeceksiniz. Mutlaka ufak da olsa damlaya damlaya yol olur. Vesilesiyle siz de kademeli birikime devam edin. Bizim öyle ev, araba, arsa şu anda gidip bir bankadan kredi çekip ben onu alacağım deyip kredi alacak gücümüz yok. Ne yapacağız? Haftadan haftaya, aydan aya maaşınızın belli bir kısmıyla ufak ufak birikim yapacağız. Başka yolu yok bunun arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.